Hayatım ve Şehrim'de bu kez harika bir konuğumuz var. Türkiye'de piyanist dendiğinde akla gelen ilk isim olan dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret. Bu bölümde İdil Biret anlatacak ve onun yaşadığı kent olan Brüksel onun anlattıklarına sahne olacak. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis. Bir varmış bir yokmuş. Yüzyıllar önce bu gördüğünüz kentin yerinde uçsuz bucaksız bataklıklar varmış. Burada inler ve cinler top oynar, kuş sürüleri bir konar bir uçarmış. Derken günlerden bir gün insanoğlu buraya da ayak basmış. Bataklığı kurutmuş, evler yapmış, sonunda bu şehri ortaya çıkarmış. Ve adını da bataklığın kurutulması sonucu ortaya çıkan yerleşim alanı anlamına gelen Brüksel koymuş. Tabii Brüksel bundan sonra mutlu mutlu yaşamaya devam edememiş. Çünkü o bir masal kenti değil, hayat kadar gerçekmiş. Savaşlar, işgaller, bir onun bir bunun yönetimi derken günümüze kadar gelmiş. Brüksel bugün sırf Belçika'nın değil Avrupa Birliği'nin de başkenti. Burada 1 milyon insan yaşıyor. Çalışmaya gelenlerle gün içinde nüfusu birkaç katına çıkıyor. Turistler bira, çikolata ve dantellerine bayılıyor. Ve tüm bu kalabalığın içinde bu kentte bir kadın yaşıyor. Kadının parmakları piyanoya bir başka dokunuyor. Çıkan sesler milyonlarca kulağı büyüleyip kendini esir ediyor. Bir müzik dehası olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmiş bu kadın, bu kentte sessiz sedasız, mütevazı bir hayat sürdürüyor. İşte dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret ve işte onun Brüksel'i. Sizin evinizdeyiz biz. Ekip olarak sizin çok büyük hayranınız. Aman efendim çok teşekkür ederim. Sizinle tanışma fırsatını elde ettik. Çok teşekkür ederim. Şu an İdil Biret'in evindeyiz. Eviniz çok güzel bir yer. Adeta müze gibi. Çok rica ederim. Tablolar, resimler, işte. Sizin en sevdiğiniz. Ya da şöyle başlayalım, önce kaç yıldır bu evde oturuyorsunuz? Kaç yıl oldu? Tam olarak hatırlamıyorum. 15 yıldır. Kaç yıl oldu? 11 senedir. 11 seneymiş. 11 seneden beridir Şefik şey diyor. 15 seneden beridir buradayız. Aslında buraya gelmediniz, daha çok eşinizin işi dolayısıyla, evet, Şefik Bey'in. Tamamıyla. Çünkü European Association of Airlines'da önemli müdürlerinden biriydi. Bir sene önce erken emekliliğini aldı. Ve o yüzden biz Brüksel'de oturduk. Şimdi eve dönelim. Evde çok değerli şey, gerçekten müze gibi. Şimdi siz tamam. Çok sevdiğiniz şeylerden başlayalım. Nerelerden topladınız? Biraz hikayelerini dinleyelim. Efendim en şey, doğruyu söyleyeyim. Şöyle başlayalım. Tabii mesela bu, yalnız bu Tolstoy'u ben şeyde bulmadım. Bit pazarında. Bu bir antika fuarında atılmıştı bir kenarda ve bunu görünce çok hızlı yapılması lazım biliyorsunuz akvarelin. Ve gözlerin özellikle ifadesini çok sevdim. Ve aldım. Son derece sevdiğim bir çalışma. Ki sizin Rus edebiyatına olan düşkünlüğünüzü Rus kitabınızda da. Evet evet, son derece seviyorum. Doğru. Orada da bahsediyorsunuz. Evet. Sırf bu yüzden Rus yazarları okuyabilmek için, hatta bir ara Rusça öğrenmeye. Şimdi de yine devam ediyorum. Devam yine? Ediyorum. Çünkü çok güzel bir lisan ve iyi öğrenmekte zaman alıyor. Hı-hı. Güç tabii. Grameri bilhassa ve çok gerçekten güç. Gerçekten de Rus klasiklerini hakikaten Rusça okumak ah ne kadar bir keşke şanstır, olabilse birazını okuyabiliyorum ama Dostoyevski okumam tabii mümkün değil. Çok karışık. Fakat size başka bir resim daha göstereceğim. Onu da çok seviyorum. Çünkü onun da çok karakteri var. O da bu resim. Bilmiyorum şey iyi çıkacak mı? Çok hoş. Fakat onu nereden buldunuz? Bu da bir Hollanda'da bir yerde bir antika, o zamanlar çok güzel şeyler bulunuyordu Breda'da. Maalesef şimdi değişti. Bu resmin çok karakteri var bence. Onun için ona karşı bir zaafım var diyeceğim. Çok güzel gerçekten. Sonra ayrıca pardon buyurun. Bir de bol bol kediler var evde. Ah tabii. Efendim ben kedi çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum genelde ama kedileri özellikle çok seviyorum. Ne yazık ki
çok seyahat ettiğimizden kedi imkansız. Onun için kedilerin ben de bulduğum kadar biraz komik belki ama işte tip tip cins cins kedi porselen olsun, şey yastık olsun koleksiyon yapıyorum ama bundan fazla da almayacağım çünkü fazla olunca da belki şey gidiyor yani karakteri gidiyor evin muhakkak. Burada da iki tane var. Bir tanesi çok zayıf ve iyi beslenmemiştir ama çok zayıf. Çok cılız. Şimdi piyano da tabii ki burada. Piyano 1889'dan kalmadır. Eski bir player'dir. Ve çok güzel bir sesi var. Maalesef tabii çalışmak üstünde kolay olmuyor. Ama ayrılamıyorum bu piyanodan çünkü çok karakteri var. Karakteri rengi var. Çalışma şey. Yaptığınız piyano o. O başka. Bu piyanoda bir takım eserleri çalışmak imkansız. Mesela çok çağdaş, modern şeyleri çalışırsanız herhalde piyano çökebilir. Onun için. Fakat size bir şey daha göstermek istiyorum. O da bir, pardon. Buyurun. O da bu resim. Nedir bu resim? Bu resim, ben şimdi şeye gittim bir gün, çok yağmurlu bir günde, Mit Pazarı'na gittim burada. Şimdi bir baktım yerde iki resim duruyor. Biri bu, bir de Leşititski'nin, o çok meşhur bir pedagog. Bütün 20. asrın en büyük piyanistlerini yetiştirmiş olan, yani birçoğunu yetiştirmiş olan bir pedagog. Onun üzerine Liszt'i gördüm, çok fena bir durumda. Çerçevesi falan hepsi bu şekildeydi ama ama rutubet lekeleri, birçok şey. Onun üzerine sordum, nedir bu resimler? Dedi adam, ben bunu bir yerlerde buldum, işte olduğu gibi satıyorum. Hemen adam aldım. Adam farkında bile değil yani. Sordum, acaba dedim yani yanlış gözüm böyle şey olmasın. Çünkü o anda görünce bunu şey, bir an nefesim kesildi. Olamaz böyle bir şey. Çünkü imzası var. Beş tane yazdığı şeyler, birkaç satır. Ve 1885'te yazılmış ki ölümünden bir sene önce. Müthiş değerli bir şey ve sizin karşınıza çıkması çok, bir Bit Pazarı'nda gerçekten... Evet ve yağmurlu bir gündü. İnanılmayacak bir şey. Ondan sonra bunu restore ettirdik. Hakikaten dün yazılmış gibi oldu. Biraz belki fazla oldu ama buna rağmen... Evet. Duvarda bir de... Cocteau'nun bu resimler de tam tesadüfen Bit Pazarlarında bulduğumuz şeylerden. Biri Fransa'da bir kampanyada şu mürekkeple yapılmış olan. Öbürü de İngiltere'de. Onların hepsi İngiltere'de bulduğum şeyler. İşte Fujita var. Kedi meraklısı oldum. Orada belli oluyor. Yine belli oluyor. Bu da Kiriko. Çok hoş. Şurada uzun senelerden beri de bir mavi beyaz koleksiyonu yaptım. Evet. O koleksiyonu yaparken çok kızıyor arkadaşlarım. Diyorlar ki efendim kırık şey alma. Şurası haklılar biliyorum ama güzelliğine bakıyorum ben. Zarar yok, belki bir kenarından gitmiş. Biliyorum almamak lazım ama ben dayanamıyorum. Evet. Çünkü güzel buluyorum. Ayrıca hepsi de kırık değil. İşte. Yani siz hani... Çok önemli bir müzisyensiniz ama sadece müzik değil, hani resim, sanatın birçok dalında. Tabii hepsi birbirini tamamlar. Edebiyat. Her şey birbirini tamamlar. Eğer insan yalnız müzik ve yanında o sıralarda neler yapıldığını bilmezseniz nasıl anlatacaksınız, nasıl anlayacaksınız bir kompozitörün neler yaptığını, nerelerden ilham aldığını, o çok önemli bence. Bebekken ağladığında onu bir tek büyük annesinin çaldığı piyano sesi susturabilirmiş. 2,5 yaşında duyduğu bütün melodileri tek parmağıyla piyanoda çıkarabildiği keşfedilmiş. 4 yaşında 1-2 dinleyişten sonra piyanonun başında oturur oturmaz büyüklerin bile çalışmadan çalamayacağı, Bach'ın prelütlerini hatasız şekilde çaldığı ve besteler yaptığı görülünce artık bir dahi olduğu anlaşılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onun için çıkardığı özel yasayla 7 yaşında Paris'e yollanmış. Nadia Boulanger gözetiminde 15 yaşında Paris Konservatuvarı'nı birincilikle bitirmiş. Daha sonra 20
20. yüzyılın en büyük piyanistleri Alfred Cortot ve Wilhelm Kempf'le çalışmış. 16 yaşından itibaren dünyanın en büyük orkestraları ve şefleriyle 5 kıtada 2000'e yakın konser vermiş. Hayatı ve başarıları gerçek olamayacak kadar büyüleyici. Özetle o yeryüzüne gelen ender dahilerden biri. Ve şimdi bir dilekle Brüksel turumuza başlıyoruz. Kısmında süreceksiniz. Bir de dilekte bulunacaksınız. Diledim. Harika. Doğru mu yanlış mı tam olarak bilmiyorum ama hakikaten yani burası bu şehrin mitolojisine geçmiş bir şey. Buraya şey diyebiliriz değil mi? Efendim? İstanbul'un Taksim'i gibi yani Brüksel'in merkezi. Evet tabii. Bir anlamda. Ve herhalde bildiğim, gördüğüm en güzel meydanlardan biri. Gerçekten bir tiyatro dekorunun evet, ortasında gibi hissediyor evet, müthiş insan güzel bir şey. Bu kadar gerçek olamaz burada bu kadar çok güzel. Çok enteresan bir şey yapılıyor. Omegang diye bir şey. Bütün asılzadeler burada çok ona önem veriliyor. Hala tit kral veriyor ve mesela baron olan birisi bir gün bakıyorsunuz kont olmuş ve hala bunlar burada çok önemli. Her şeye rağmen bir kraliyet olduğunu unutmamak lazım. Ve o bütün o asılzadeler at üzerinde burada büyük defile yapıyorlar. Ve o anladığım kadarı Şarkel zamanından kalma bir şey. O kadar eskiden beridir şey Omegang diyorlar ona. Hakikaten görülmeye değer. O çok güzel bir şey. Tabii Dilbiret'in normalde Brüksel'in bu turistik yerlerine yolu çok düşmüyor. Ama turistik de olsa bu meydanı çok seviyor. Dantelleri meşhur. Danteller çok önemli. Yani yaşantılarımda çok büyük şey payı olan ya. Güzel camlar, kristaller. Valsan Lambert çok önemli. Bunlar çok pralinler. Yani iyi yaşantı. Bunların hepsi bir cins burjuvazinin iyi yaşantısını gösteriyor tabii. Muhafazakar ve çok içe dönük bir yaşantı tarzı. Fazla yani dışarıda zaman geçirmiyorlar. Ailenin çok bir önemi var. Var. Ama mesela bir Jacques Brel çıkarıyorlar ki son derece her şeye karşı bütün bu burjuva şeylere karşı bir şarkılarında o var. Her zaman otoriteye karşı bir şey var. Başkaldırma. Brüksel sokakları sürprizlerle dolu. Bu canlı heykeller her an her yerde karşınıza çıkabilir. Şimdi nedir bu geldiğimiz yer? Burası Menkempis. 1600'lerde yapılan ufak bir heykel. Ve çok meşhur bir heykel. Hatta Brüksel'in bir sembolü haline gelmiştir. Bakın bugün mesela üstünde bir elbise var. Bugün giydirilmiş. Bugün giydirilmiş. Fakat bu da 1600'lerin sonunda bir zannedersem Avusturya arşidükü. Bu Menkempis'e ilk defa bir elbise yaptırıyor. Ondan sonra zaman zaman böyle giydiriliyor. Böyle bir gelenek haline. Bir gelenek haline. Ve çok ilginç çünkü böyle bir figür doğrudan doğruya insanlara doğru dönmüş bir şekilde görüyorsunuz. Ve bu bence bir yerde isyan şeyini gösteriyor. Yani hiç bir şeye karşı çıkış ve iyi ve düşünün. Belki de bir cins burjuvaziye karşı yapılan bir şeyde düşünce olabilir. Bir hareket olarak görünebilir. Fakat ilginç. Ve zaman zaman anlattıklarına göre hatta bira bile koydukları oluyormuş su yerine. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à
Tahmin edersiniz ki İdil Biret'in ilgi alanı müzikle sınırlı değil. Tarih, sinema, edebiyat, felsefe ve bütün sanatları içine alan sınırsız bir kültürü ve araştırma merakı var. Tabii Simenon'un kitaplarını okumuşsanız, oradaki Belçika'yı anlatış tarzı çok enteresan, çok doğru. Biraz karanlık ama evet, doğru tarafları var. Burası da İdil Biret'in Brüksel'de sevdiği kafelerden biri. E 1883 Belçika tarihinde epeyce eski bir şey oluyor. 1831'de mi memleket kuruluyor Belçika olarak? Yani onu da düşünürsek yeni. Yeni. Dünya tarihine bakacak tabii, olursak. Tabii ki. Ama bu memleket hep vardı, Brüksel hep vardı ama Belçika ismi altında yoktu. Tabii, o yeni. İdil Biret'in aslında Paris'te de küçük bir evi varmış ama konserlerden arta kalan zamanlarının çoğunu eşi Şefik Bey'in işi dolayısıyla yerleştikleri Brüksel'de geçiriyormuş. Bu kentte bizi götürdüğü yerler birbirinden enteresan. Şimdi çok sevdiği bir birahaneye gidiyoruz. Burada çeşit çeşit kendi yaptıkları aromalı biraları satıyorlar. Yalnız buranın biraz karamsar bir adı var. Merci. Şimdi bu buranın adı Morsuvit. Şimdi ben anlatabilir miyim? Evet, çok şimdi, iyi olur. Yani ani ölüm demek. Bu isim insanda çok iyi şeyler yaratmıyor, etkiler. Fakat neden olduğunu şimdi biraz önce okudum da. Burada bir Cour Royale diye bir banka olduğunu tahmin ediyorum. Ve çok kasası olmadığı için gelenler son derece kuyruğa girmek zorundaymış. Kuyruğa gireceklerini biraz boşalsın diyerek gelip burada otururlarmış. Ve bira ellerinde, zaman bu şekilde çok daha iyi geçiyor. Bir de bu arada bir zar oyunu oynuyorlar. Zar oyununda en son yani oyunu kaybeden ani ölüm. Yani ölü oluyor, daha doğrusu yanlış söyledim sizi, ölü sayılıyor. Fakat bütün oyunu uzun oynamak için, daha kısa oynamak için bazen şey diyorlar, yani tek bir zarda ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. O zaman ani ölüm oluyor, kaybettiğiniz zaman. İşte bundan dolayı buranın ismi değişmiş, eski ismini de bırakmışlar ve ani ölüm ve birasını da kendileri yapıyor. 1600 senesinden beridir birayı kendileri üretiyorlar. Ve ondan sonra da ne diyecektim? Kendi ürettikleri biranın adı da öyle. Evet, yani onu içtiğimiz zaman hemen ölmüyor insan. Deneyeceğiz bakalım. Deneyeceğiz inşallah. Aniden ölmeyiz. Ani yok sanmıyorum. Için. Çok tipik Belçika değil evet, mi burası? Katıksız. Bir tamamen bir seferinde ben buraya geldiğimde ufak bir akordeonlar, ufak bir orkestra vardı. Ve buranın sahibi hanım dans etti. Oradaki müşterilerle bayıldım. Çok hoş bir şey. Yani pek bulunmaz. İnşallah bozulmasın. İnşallah mesele. Olmaz. Efendim saatimize. Güzel bir kitapçı var. Göstereceğim. Şimdi benim bahsettiğim kitapçı şu. Çok güzel. Sanat kitapları özellikle çok güzeldir. İçi de güzel. Çok zevklidir. Bu Villa Kerilos. Son derece güzel. Gezdik onu. Hakikaten
çok çok güzel. Fransa'nın güneyinde. Saint-Jean-Cap-Ferrat oralarda. Tüm piyano eserlerini, Brahms'ın tüm solo piyano eserlerini, Liszt'in derlediği tüm Beethoven senfonilerini ve Rachmaninoff'un tüm solo piyano eserlerini plağa geçirmiş tek bir piyanist gelmiş yeryüzüne. O da İdil Biretmiş. İşte bu yüzden müzik eleştirmenleri tarafından aynı zamanda bir fenomen olarak nitelendiriliyor. Yaptığı bu kayıtlar 2 milyonun üzerinde satıp çok büyük dinleyici kitlesine ulaşmış. İdil Biret'in parmakları piyanoya hakikaten bambaşka dokunuyor. Şimdi siz konserleriniz tabii dolayısıyla da çok dünyayı dolaşıyorsunuz, geziyorsunuz, değil mi? Seyahat ediyorsunuz. Tabii. Herhalde dünyada görmediğiniz yer çok az kalmıştır. Afrika'nın ücra yerlerinde bile konserler verdiniz. Evet. Değil mi? Biraz da öyle yerleri de görmek için de tabii kabul ettiğim konserler oluyor. Çünkü hakikaten dünya benim, her tarafı beni ilgilendiriyor. Çocukluğumda hani teenage'e yakın bir yaşta idealim Sibirya veya Tibet'e gitmekti. Daha doğrusu kaçmaktı ama oraya gidemedim maalesef. Ne Tibet'i gördüm ne de Sibirya'ya inşallah giderim, ümit ediyorum. Yeni o treni çok merak ediyorum. Konserlerinizde öyle yaşadığınız ilginç, yani çok siz ilginç, binlerce anı yaşamışsınızdır. Çok güzel, enteresan şeyler. Tabii, çok, pardon. Hani aklınızda kalan. Aklımda yani iyi şeyler de oluyor, kötü şeyler de oluyor. Mesela bir seferinde Afrika'da hiç bilmediğim bir dinleyici, anlayamadığım bir dinleyici önünde çaldım ve bunların, bu gelenlerin hiç müzikle ilgisi olmadığını da gayet iyi hissettim ama pek çözemediğim bir şey oluyordu. Sonradan anlattılar ki o zavallı insanları kapıda birisine koyup zorla içeri almışlar. Sonra kapıları da kilitlemişler. Çocuklar koşuyor böyle, hiç olmayacak bir dinleyici. Ve sonunda anladım ne olduğunu ama başında. Bir kere gülmeye başladılar ben çalmaya başlayınca. O da sirayet etti, ben de başladım gülmeye. Ondan sonra bir yerde kızmaya başladım. O da tuhaf bir şey, birden oldu. Ve dedim ki susmaları lazım çünkü ben yapamayacağım bu şekilde. Ve hepsini maalesef biraz da ayıp olduğunu kabul ediyorum ama biraz böyle şeyimden kalktım ve dedim yüksek sesle, çok korktular bundan. Hiç ses çıkmadı. Ama ben de üzüldüm, dedim ki keşke bu kadar enerjik bir şekilde bunu yapmasaydım ama mecbur oldum. Sonra devamı başka bir yerde oldu. Anladığım 3 parça çalıyordum programda. Her parçanın sonunda tüblik çıkıyordu. Diyordum ki kendi kendime eyvah, yani bu kadar kötü müydü ki bu insanlar böyle telaşla gidiyorlar. Sonra anladım ki her parçaya ayrı bilet satmışlar. Bu da ilk defa hayatta gördüğüm bir şey. Bu da belki oranın kültüründe olan bir şey mi ya da belki, böyle? Belki ama hiç ben rastlamamıştım. İlginç öyle mesela, evet. Bunlar bir seferinde piyano önümden kaydı. Çünkü biraz böyle aşağı doğruydu sahne. Piyanonun peşinden ben koştum biraz. Dolaştık, çok yorulduk ve acıktık. Acıkmasına acıktık, yorulduk mu bilmiyorum. Yorulmadık, acıktık doğru. Bu geldiğimiz yer sizin yine sevdiğiniz. Evet, burayı çok seviyoruz. Bu eski bir, gördüğünüz gibi 1627'de yapılmış bu. Ve hakikaten içi de çok şeker, çok sevimli. Ufak fakat özellikle kış mevsimi çok güzel oluyor. Şömineler yanıyor. Yanmıyor, sıcacık oluyor. Sıcak ve orada etleri pişiriyorlar eski usul. Harika. Hakikaten çok sevimli. İnşallah seversiniz. Burayı nasıl sevmeyelim? Sıcacık bir atmosfer, üstelik yemekleri de çok güzel. Akşam yemeğinde İdil Biret'in eşi Şefik Büyük Yüksel de bize eşlik ediyor. Hay Allah, nefis gerçekten. Evet. Güzel mi? Güzel. Her güzel şeyin tabii bir de sonu var. Gün bitti, Brüksel'in üzeri geceyle kaplandı. Ama sabahın ilk ışıklarıyla tekrar düşeceğiz Brüksel sokaklarına. Daha gezilecek çok yer var.
sırada Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi var ama bütün müzeyi gezmeyeceğiz. Burada bizi sadece tek bir tablo ilgilendiriyor. İşte. Biz size daha gelmeden sorduğumuzda Brüksel'e dair en çok sevdiğiniz şeyler nedir? Ve siz bize bir tablo ismi verdiniz. Evet. Hani Brüksel'de en çok sevdiğiniz şey. Doğru. Bir tablo ve hatta kitabınızda da şöyle söylemişsiniz. Aynı şehirde olacağım. Sırf hani evet. Brüksel'de bu tablo için Brüksel'de yaşarım. Bu tabloya yakın olmak için diye. Görmek için gelip her dakikada gelmemek lazım. Çünkü kafanızda onu şey edeceksiniz, canlandıracaksınız. Doğru. Fakat ben bu tabloyu ilk gördüğüm andan beridir nasıl diyeyim, müzikle çok yakın bir şey görüyorum, ilgi, alaka. Son derece nasıl diyeyim, ince bir tablo. Çok bana Mozart'ın müziğini hatırlatıyor. En güzel eserlerinden bir kıyaslama yapabilirsiniz Mozart'ın. Bundan. Genelde ben sevmem bunu yapmayı fakat burada son derece o bariz bence. Hı-hı. Benim için en azından. Bu tabloyu ben dediğim gibi çok sevmiştim ve hatta o derece ki kopyasını yapmaya çalıştım. Gelip bu epeyce uğraştım. Bu duruyor mesela mu burada, falan onu attım. Kopya. Attım sanıyorum çünkü pek başarılı bir şey değildi fakat tabloyu tanımak için. İdil Biret kendi yaptığı kopyayı atmış ama bir başkası kendi kopyasını bit pazarında satışa çıkarmış. Dünya küçük. İdil Biret bu bit pazarına bayılıyor. Yıllar içinde bu pazardan çok değerli şeyler bulup çıkarmış. Fakat bazen sırf satıcıyı sevimli bulduğu için de kendini tutamayıp bir şeyler alabiliyor. Doğru, doğru. Doğru. Bit pazarında böyle tanıdık şeylere de rastlayabiliyoruz. Evet, bu bir gravür olsaydı çok şey. Sefi Kobya. Dizim o, merci. Değil mi karısı? Eğer belki sonradan daha iyi bir fikirdir. Evet. Değişik, belki pardon alayım bunu. Onda. Taşıyım belki. Ben. Hayır, taşıyım. Elinizi şeydi burası. Şefik plak alıyor buradan. İnanılmayacak kadar güzel plaklar buldu. Bunlar da şanslı bardaklar. İdil Biret'in renkli bardak koleksiyonuna dahil oldular. Yüzyılda yaşamış bir ressam olan Antoine Wiertz adına yapılmış bir müze. İdil Biret, Wiertz'in yaptığı tabloların devasalığını seviyor. Wiertz'in karanlık tablolarından sonra küçük bir aile gibi doluşup arabaya çıkıyoruz Brüksel'in güneşli kırlarına. Keşke bu film hiç sonlanmasa. Şimdi biz sizinle çok nefis bir vakit geçirdik Brüksel'de. Hiç bizim göremeyeceğimiz, bir turistin geldiğinde bulamayacağı ve çok önemli bir sanatçının gözünden onun Brüksel'i yaşadık. Siz tabii normalde çok bu kadar vakit bulamıyorsunuzdur değil mi? Dışarıda hani konserleriniz olduğunda konser. Konser olmadı yine bir çalışma ritminiz vardır. Hayatınız bir disiplin içinde. Onu merak ediyorum ben, o kısmını. Hani gündelik hayatınız, konserde olmadığınız zaman. Aslında bugünkü gibi yaşıyorum diyeyim. Yani biraz daha fazla evde kalıp akşamları çalışıyorum. Yalta şey diyorum çünkü ben sessiz piyanoda çalıştığım için komşularım hiçbir şey duymuyor ki büyük bir avantaj bu benim için. Onun için fark etmiyor yani. Muhakkak yürürüm, şey ederim. O çok önemli çünkü beynime oksijen gitmesi şart. Eğer çok fazla piyano ile çalıştığın zaman mesela günde var mı onun bir ortalaması şu yok, kadar saat? Yok, öyle bir şey yok, yok. Ama 8 saatte çalışabilirim. 2 saatte olabilir. Hiç de çalışmayabilirim. Yani kafamdan yalnız egzersiz yaparsınız, ızgam yaparsınız. Yani her şeyden fazla düşünce önemli. Yüzlerce orkestra eseri içeren bir repertuarı belleğinde taşıyan İdil Biret, Dominik Zardel'in yazdığı ve birçok dile çevrilen Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti adlı kitabı bizim için imzalıyor. İmzanın yanına da bulunduğumuz kırlara uygun olarak Beethoven'ın pastoralinden birkaç nota da yazıyor.
votre grand-mère en ce moment? Si votre grand-mère était là, si elle était devant vous, est-ce que vous aimeriez lui parler, lui dire quelque chose? Oui. Alors que lui diriez-vous? Faites comme si elle était là, puisqu'elle est en train de vous écouter en ce moment, et dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Oui, comme il m'a Ben çok iyiyim. Nasılsınız? Burada çalışıyorum ben. 10 aydır ben buradayım. Havalar çok güzel. İstanbul'da zannederim kar yağıyormuş. Et vous travaillez avec des grands musiciens ici? Oui. Vous travaillez, je crois, avec Madame Nadia Boulanger. Oui, Madame Nadia Boulanger. Et vous avez l'intention de faire beaucoup de progrès et ensuite de donner beaucoup de concerts? J'espère. Bu izledikleriniz harika çocuğun 1949 yılında verdiği bir konserin görüntüleriydi. Duyduğunuz seslerse Fransa Radyosu'nun onunla yaptığı röportajın kayıtlarıydı. Çocuk büyüdü ama harika sıfatı her zaman onunla kaldı. Edilbiret hayatı boyunca yaptıklarıyla insanları hep şaşırttı. Bizim içinse bu program sayesinde onu tanımak, biraz olsun onunla vakit geçirmek büyük zevkti. Edilbiret müziğiyle ve kişiliğiyle dünyayı büyülemeye devam edecek. Brüksel'de yoğun konserlerinin arasında soluklanması için ona kucak açmayı her zaman sürdürecek.